İyi günler efendim. Karatay Sözü YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Karaciğer yağlanmasıyla devam ediyoruz çünkü çok büyük problem. Yani karaciğer yağlanması pandemisi var ülkemizde. Bütün hastalıkların temeli. Hangi hastalıkların temeli? Başta kanser, kalp hastalığı, bütün tansiyon hastalığı, bütün meme kanseri, rahim kanseri, prostat kanseri. Hepsinin altında karaciğer yağlanması yatıyor. Neden? Çünkü karaciğer hakikaten çok önemli bir fabrika diyoruz. Ve vücuttaki toksinleri, ağır metalleri elimine eden, filtre eden bir fabrikamız diyoruz. Peki karaciğerde hakikaten yağlanma olduğu zaman vücutta ne oluyor? O daha önce de söyledik. Karaciğer yağlanması, böyle göbeklerin biraz büyümesi, vücutta insülin direnci ve leptin direncinin olduğunun en klinik, en kesin belirtisidir. İşte karaciğer bir fabrikadır dedik, vitaminlerden bahsettik. Fakat esas en önemli fonksiyonlarından biri de karaciğer safra üretir efendim. Yani safra 24 saatte karaciğer 4 litre safra üretir. İyi çalışan bir karaciğer. Peki safra nedir? Safra nedir biliyor musunuz? Safra yediğimiz yiyeceklerde bulunan yağları hazmediren, eriten şeydir, sıvıdır. Şunu niçin söylüyorum? Yağ yemekle bunu anlatmaya çalışıyorum. Veya kelle paça yemekle yağlarımız yükselmez. Veya yumurta yemekle yağlarımız veya kolesterolümüz yükselmez. Safra etkisiyle iyi çalışan bir karaciğerde safra etkisiyle onlar hazmolur, küçük parçalara bölünür ve karaciğere gelir. Karaciğere gelir, karaciğerde vücudun ihtiyacına göre üretilir. En başta ne üretilir? Kolesterol üretilir. Kole, karaciğer demektir. Daha da önce söyledim. Steroid da vücudumuzun ihtiyacı olan en güçlü bir steroid hormondur. En güçlü antioksidandır. Onun için kelle paça yemiyorum, efendim kolesterolüm yüksek. Bu hikayeden artık uzaklaşalım, çok rica ediyorum. Bana sorular da geliyor. Benim kolesterolüm yüksek, ne yapayım? Kolesterol yüksek diye bir şey yok. Hiç korkmayın. Kolesterolünüzün yüksek olması tehlikeli değil. Sizin vücudunuzun yağlanması tehlikeli. Trigliseritler tehlikeli, ürik asit tehlikeli. İşte bir hanım sormuş, demiş ki, ona selamlarımı iletiyorum. Kolesterolüm şu kadar, ben ne yapayım? Katiyen kolesterolden korkmayın. Kolesterolü yüksek olan hanımlar ve beyler uzun yaşıyorlar, kanser olmuyorlar. Bu çok önemli. Sizin hakikaten korkuyorsanız, ağrılarınız varsa bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir de menopoz dönemindeki ağrılar, menopoz sıkıntıları. Aynı zamanda adet dönemindeki sıkıntıların da en önemli sebeplerinden biri nedir? D vitamini eksikliğidir. Premenopozda olanlar ve menopozda olan hanımları lütfen D vitaminlerine baktırsınlar ve yüzün üstüne çıkarsınlar, sakın korkmasınlar. Çocuklarımızda da aynı şey ve de sıkıntılı olan, adet geçiren veya adet öncesi sıkıntılı olan genç kızlarımızda da aynı şekilde D vitamini bakılacak ve yükseltilecek. Rahat ederler, ağrıları azalır efendim. Bunu açıklamak istiyorum. Yiyeceklerle yediğimiz hiçbir şey, bunu bir daha söylüyorum, kan kolesterolünü de yükseltmez. Yediğimiz hiçbir şey kana kolesterol olarak geçmez. Çünkü safranın etkisiyle karaciğerimiz iyi çalışıyorsa onlar parçalanır efendim. Bunu açıklamaya çalışıyorum. O halde kendimize iyi bakacağız. Karatay beslenmesi çok önemli. Karatay sözü çok önemli. Bunları uygulayacağız. Mineraller de çok önemli. Tabii ki bir de hamilelerde ve süt veren annelerde ve D vitamini de çok önemli, iyot da çok önemli. Hamilelerin de D vitamini yüksek olduğu zaman çocukların beyni de iyi gelişiyor. Hamileler de bol bol balık yemeleri lazım ama kızartma balık olmayacak. Bildiğimiz gibi haşlama olabilir, buğulama olabilir, ızgara olabilir. Balık çok önemli. Tabii ki balıktaki omega 3 de çok önemli. Bunları yediğimiz sürece beynimizde de balık yediğimiz sürede beynimiz de gelişir, düşüncelerimiz de gelişir efendim. Kendimize iyi bakmamız çok önemlidir. Soğuk deniz balıkları çok önemli. Yalnız hamsiyi kızartmayacağız. Hamsinin her türlüsünü yiyebiliriz ama kızartması yok. Bana kızmasınlar efendim.
Hakikaten hamsi çok önemli. Bol bol yememiz lazım. Diğer soğuk deniz balıkları da çok önemli. Bol bol tüketmemiz lazım. Hem çocuklarımızda hem bizde düşüncemiz düzelir, depresyon azalır, Alzheimer azalır, bağışıklık sistemimiz güçlenir efendim. Çocuklarımız için bu da çok çok önemli. Yavaş yavaş çocukları bunlara alıştırmamız lazım. Hazır gıdalardan, paket gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. O halde rahmetli kayınpederim Namdar Rahmi Karatay'ın bir dizesiyle bitirebiliriz. Sende cevher var imiş. Bunu herkes de bilsin. Kimler böyle züğürdün huzurunda eğilsin? Şöyle bir dairede müdür bile değilsin. Ne çıkar bellemişsin mesasi pi diye. Geçti borun pazarı, süreşeyi, nideye. Evet, hepinize sağlıklı, güneşli, çiçeklerle dolu günler diliyorum efendim. Çocuklarımıza da başarılar diliyorum.